Merhaba, ben Özel Sular Vatan Hastanesi'nde diyetisyen olarak görevimin başındayım. Yaklaşık 3 aydır dünya ve ülkemizde pandemi süreci yaşanmaktaydı. Bugünlerde yeni yeni normalleşmeye başladığımız bugünlerde artık çok daha aslında dikkatli bir şekilde bu süreci iyi bir şekilde yöneteceğimizi düşünüyorum. Bu 3 aylık süreçte genellikle evlerimizdeydik. Günümüzün çoğunluğu aslında evimizde mutfakta geçti. Kimimiz bu süreçte sağlıklı tariflere yönelirken, kimimiz ise işte tamamen bu sürecin ne olacağını bilmiyor gibi moral bozukluğuyla beraber tam tersi beslenme noktasında çok sıkıntılı süreçler yaşadı. Ve bu yeni normalleşmeye başladığımız süreçlerde artık bu süreci daha iyi kullanarak hem beslenme anlamında hem bu hastalıkla mücadele anlamında çok daha iyi bir şekilde geçirebiliriz. Özellikle işte normalleşmeye başladık, işte benim kilo vermem gerekiyor gibi süreçler başladı ama çok fazla yanlış diyetlere yönelim var. Şu anda bizim tek amacımız kilo vermek değil, aynı zamanda sağlıklı bir şekilde kilo vermek. Kesinlikle burada ani şok diyetler gibi diyetleri kesinlikle hiçbir uzman önermiyor. Çünkü şu anda hastalık bitmiş değil, var. Bunun için sağlıklı beslenerek kilo vermek bizim ilk hedefimiz olacak. Hatta kilo vermekten de önce ilk hedefimiz sağlıklı beslenmek olacak. Bağışıklığımızı kuvvetlendirmek olacak. Bu süreçte ne yapabiliriz diye baktığımızda ilk başta kahvaltılar bizim için yine çok önemli olmuş oluyor. Kahvaltıları yaparak günümüze başlamak. Yine özellikle yaz aylarına girdiğimiz bu süreçte su tüketimleri bizim için çok önemli. Çünkü vücuttaki özellikle ısı artışıyla beraber vücudumuzdaki su kaybı çok daha fazla. Özellikle bu süreçte su tüketimine çok önem vermek gerekiyor. Günlük en azından 2-2,5 litre. Tabii ki bu kilonuza, boyunuza göre değişir ama biz 1,5-2 litre arasında normal sağlıklı bir insanda bir su tüketimini istiyoruz. Yine burada tuz tüketimi çok önemli çünkü zaten vücudumuzda herhangi kayıplar meydana gelmekte işte terle bu mineral kaybını meydana getiriyoruz. Artı bir de ödem gibi süreçler yaşanmaması için tuz tüketiminin de asla aşırıya kaçılmasını istemiyoruz. Şekerli besinlerden özellikle işte paketli ürünlerden bahsetmek istiyorum. Paketli ürünler hakkında zaten bu süreçte çok fazla haberler de yapıldı. Paketli ürünler aynı zamanda biliyorsunuz bağışıklık sürecinde de bizim için eksi bir sonuç olarak geliyor. Ki eğer kilo vermeyi de düşünüyorsanız hayatınızdan paketli ürünleri uzaklaştırmanız gerekiyor yine aynı şekilde. Zaten çok fazla dışarıdan bir fast food tüketimi olmadığı günlerdeyiz. Aslında bu bizim için bir nevi bir avantaj. En azından bu süreçte bir şekilde hızlı, pratik ve sağlıklı yemek yapmayı da öğrenebileceğimiz veya işte bir şekilde sağlıklı tarafa yönelebileceğimiz günler bizim için daha iyi olacak. Normalleşmeye başladık ama normalleşmeye başlarken hijyen bizim için çok daha önemli bir süreçte şu anda. Özellikle işte dışarıdan ne alıyorsak mutlaka bunu sirkeli sularda bekleterek tüketmenizi öneriyorum. Yaz meyveleri bizim için aslında hem çok güzeller hem de özellikle porsiyon noktasında çok sıkıntıya düştüğümüz bir meyve olmuş oluyor. Çünkü rengarenk meyveler var ve porsiyon kontrollerini yapamadığımız zaman özellikle meyvelerdeki bizde glukoz değil de fruktoz olmasıyla beraber yani durma noktası çok daha zor oluyor. O yüzden meyve porsiyonlarınızı mümkün olduğu kadar dikkat etmenizi istiyorum. Burada en basit şunu önerebilirim size. Ortada meyve olmasından ziyade kendi tabağınıza alın meyvelerinizi ve çeşitli renklerden oluşturun. Sadece bir karpuz olmasın veya sadece bir kiraz olmasın. 2-3 kiraz, 2-3 erik, 2-3 yeni dünya gibi çeşitlendirerek meyvelerinizi tabağınızda olabilir. Bu süreçte özellikle bu kilo verme olabilir, kilo alma olabilir veya hastalıklarda bir beslenme tedavisi uyguluyorsanız asla kendi başınıza yapmayın. Mutlaka bir uzmandan yardım alın. Biz de bu süreçte yanınızda olmak için buradayız.